Tuna 5'ten mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Canlı yayın son noktada birlikteyiz sizlerle yeniden. Bu akşam konuğumuz Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Mehmet Karayılan sevgili izleyiciler. Mehmet Karayılan da bu göreve yaklaşık 2 hafta önce atandı. Kendisine biz tabii bir kez daha hayırlı olsun diyoruz ve hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet sevgili izleyiciler, tabii gündemde önemli konular var. Özellikle son dönemlerde gündemde olan tarım arazilerinin satışında yaşanan sorunlar. Nedir bu sorunlar? İşte bunu Tarım İl Müdürümüz Sayın Mehmet Karayılan'la konuşacağız. Çiftçiler ve emlakçılar şu anda adeta isyanlarda. Tarım arazilerinin tek tapu halinde satışının zorunlu hale getirildiği bir kanun var. Peki bu kanun neyi kapsıyor? Neden böyle bir kanun çıktı? Ve bu kanunla ilgili neler yapılacak? Kanun içeriğinde neler var? Bunu Sayın Müdür'le konuşacağız. Onun dışında tabii bölgeyi etkileyen bir kuraklık var. O kuraklığı konuşacağız. Bunun dışında tabii desteklemelerle ilgili de Sayın Mehmet Karayılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü bir müjde verecek. O müjdeyi kendisinin ağzından biraz sonra dinleyeceğiz. Tabii önce yeni görev atanmasından dolayı kamuoyu kendisini yakından bir tanısı Mehmet Karayılan kimdir? Ben öncelikle program için sizlere teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir programı baş başa yapacağız ve güzel bir verimli bir saati geçireceğiz. Efendim ben aslen Urfa Halfeti doğumluyum. Aşağı yukarı 30 yıla yakındır Gaziantep'te ikamet ediyorum. Ve meslekte 18 yıldır Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışıyorum. Daha önceleri Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü'nde çalıştım. Bilecik İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalıştım. Erzurum İl Tarım Müdürlüğü'nde çalıştım. Erzurum'un Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalıştım. Ve aynı zamanda Antep Fıstık Araştırma Enstitüsü'nde çalıştım. Son 14 yıldır da Gaziantep İl Gıda Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Ve son 2 yılımı da İl Müdür Yardımcısı olarak görev aldım. Şu anda da Sayın Bakanımızın onayıyla vekaleten Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bakıyorum. Yani aslında 14 yıldır Gaziantep'lisiniz. Bir anlamda bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Bu sizin için bir avantaj değil mi aslında? Efendim aslında bu benim için de çok büyük bir avantaj. Aslında hizmet etmek istediğim Gazi şehrimiz için de çok büyük bir avantaj. Çünkü ben 30 yıldır Antep'te yaşıyorum. Gaziantep'te yaşıyorum. Güneydoğu'nun incisi ve Gazi şehrimizdeyim. Buraya hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Ve burada şu anda ciddi manada 14 yıldır Mera Teknik Ekip Başkanlığı yaptım. Efendim imar planlarında çok ciddi çalışmalarda bulundum. Tarımsal etüt raporlarında çok ciddi çalışmalarda bulundum. Dolayısıyla 512 tane köyümüzü tek tek gezmişimdir. Arazi yapısını, doğal yapısını, hayvancılığını, gıdasını en iyi bilenlerden birisiyim. Ve şu anda hizmet etmek için bu bilgimi, bu birikimimi değerli efendim Antep'imizi temsil eden sayın vekillerimizle beraber bakanlığımızın da bize vermiş olduğu yetkiyle çok ciddi bir şekilde Antep'e hizmet etmek için aşkla, şevkle geldik. İnşallah çok güzel çalışmalar yapacağız. Yani hem Gaziantep için hem sizin için bir avantaj aslında bölgeyi çok iyi tanımanızdan dolayı. Belki eğer siz başka bir ile müdür olmuş olsaydınız o bölgeyi tanımak için bir iki yıla ihtiyacınız vardı. Efendim zaten aslında bu konu çok güzel oldu benim için. Eğer başka bir ile atanmış olsaydım belki de başka bir ildeki tarım potansiyelini, hayvancılık potansiyelini, gıda potansiyelini öğrenene kadar bir iki yıl bir zaman geçecekti. Ve oradaki duruma alışana kadar daha sonra belki de farklı bir yere tayinimiz çıkacaktı. Ama şu anda Antep'te olmam nedeniyle ilk günden itibaren çok ciddi bir arzu ve istekle ve bilgi birikimimizle başladık. Hiç zaman kaybetmedik. Bir gün dahi olsa hiçbir şekilde geride durmadık. Ve şu anda çok ciddi projelerle inşallah zamanla kendimizi ciddi manada hizmete adayacağız ve Antep'imize hizmet edeceğiz. Evet. Şimdi tabii kuraklık ve desteklemeyi daha sonra konuşalım ama gündemde olan konu tarım arazisi. 5400 sayılı bir yasa çıktı. Evet. Bu yasa kapsamında tek parça halinde parseller satamıyorsunuz. Satamıyor çiftçi. Çiftçi ancak tamamını satabilme imkanı var ama tabii onun 3, 5 ve 10 diye bir kademesi var. Şimdi bu yaşanan sıkıntı ve sorun nedir? Bugün çiftçi ve emlakçılar yine satıştan satamadıklarından dolayı tapu kata sömürülüğünde bir eylem yaptılar. Size de ziyarete geldiler bu hafta içerisinde. Evet. Siz de müdürlere toplantı yaptınız, çiftçilere toplantı yaptınız. Bu yaşanan sorun sıkıntı nedir efendim? Ben durumu şöyle arz edeyim. Tamamen bilgi belgeler doğrultusunda ve 11 yıldır 5400 sayılı toprak koruma kanununda birebir çalışıyorum. Evet. Mühendis olarak da çalıştım, müdür yardımcısı olarak da çalıştım. Şu anda il müdürü olarak da bu konuya çok ciddi manada vakıfım. Ve şu anda Türkiye'de pazartesinden itibaren 5 gün oldu. Pazartesinden itibaren ilk bu uygulamaya başlayan il olarak biziz. Hatta şu anda
uygulamada karşılaştığımız sorunlarla ilgili bakanlığımızla çok ciddi bir bilgi alışverişi içerisindeyiz. Belki de bizim bu uygulamada karşılaştığımız problemler ileride çıkacak olan yönetmelikte çok ciddi bir önem arz edecek. Ve bu tavsiyelerimiz yönetmelikte çok daha yerinde oturaklı bir durum olacak. Efendim 5400 sayılı toprak koruma kanunumuz 2005 yılında aslında yayınlanmıştı. 2005 yılında Türkiye ilk kezdir bir toprak kanunuyla tanıştı. Yıllardır Türkiye'den yani geçmişe döndüğümüzde 2005'ten geriye döndüğümüzde toprakla ilgili bir kanun yoktu. Hı hı. Aslında en büyük problem buydu. Evet, toprakla uğraşıyoruz, Türkiye'de tarım yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz ama toprakla ilgili bir kanunumuz yok. Hı. İlk kez 2005 yılında 7. ayın 3'ünde kabul gören bir kanunla toprak koruma ve arazi kullanım kanunumuz oldu. Bu kanunla yayınlandıktan sonra efendim buna ait yönetmenliğimiz yayınlandı. Yönetmelikten sonra tüzüğümüz yayınlandı ve uygulama talimatlarımız geldi. Evet. Fakat bu 15 Mayıs 2014 tarihinde bu kanun değişikliğinde bir değişiklik oldu. Bazı maddeler değişikliği oldu. Burada da özellikle 6537 sayılı kanun şeklinde 15 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Evet. Burada aslında asıl amaç mirastan gelen arazilerle ilgili, yani miras hukuku yönden de kanunda bir iki değişiklik meydana geldi. Tabii burada şu anda vatandaşlarımız aslında biraz olayı çok yanlış algılıyorlar. Çünkü hep değişik ağızlardan ve değişik söylemlerle bunu duyuyorlar. Ben şunu arzu ettim. Evet, Gazi şehrimize ve şu anda tarım arazileriyle ilgili kafalarında soru işareti bulunan bütün arkadaşlarımıza, bizi izleyen bütün herkese çok ciddi manada burada bildiğim konular hakkında açık açık tek tek açıklama yaparak bilgi vereceğim. Aslında sanıldığı gibi çok problemli bir kanun değil. Sanıldığı gibi, gözüktüğü gibi sıkıntılı bir kanun değil. Tam tersine ileride biz aslında iyi ki böyle bir kanunumuz var, iyi ki böyle bir gelişme oldu diyeceğiz. Ancak şu anda uygulamada yönetmenliğin olmaması nedeniyle ufak tefek aksaklıklar oluyor. Ancak biz Antep'te şu anda bu aksaklığın olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Nedir efendim peki şimdi? Bir kanun maddelerini bir tek tek açıklar mısın? Nedir yaşanan sıkıntı? Evet. Kendileri açısından yaşanan sıkıntı nedir? Çıkan kanun nedir efendim? Efendim çıkan kanunumuzla ilgili biraz size durum arz etmek istiyorum. Biz burada daha çok yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü olarak baz alıyoruz artık. Yani eskiden yani parsel bazında, tek tek parsel bazında bir kişiyi değerlendirirken şu anda araziyle iştigal eden, tarımla iştigal eden vatandaşlarımızı biz yeter gelirli tarımsal işletme büyüklüğü olarak kabul ediyoruz. Yani diyoruz ki eğer bir kişi arazide verimli bir şekilde üretim yapabilmesi için, bundan ekonomik anlamda verim elde edebilmesi için bazı kıstaslar getirildi bu kanunla. Ve kanunda şuna atıfta bulunuyor, diyor ki eğer sizin en az 10 dekar dikili tarım araziniz varsa siz bir işletmesiniz, yeter gelirli bir işletmeye sahipsiniz. Eğer dikili tarım araziniz 10 dekar yoksa, 70 dekar sulu tarım araziniz varsa yine yeter gelirli bir işletmeye sahipsiniz. Ya da bu ilçelere göre değişmekle birlikte ortalama bir rakam vermek istiyorum. Mesela sulu tarım arazilerinde az önce 70 dekar dedim. Arabanda 70 dekar, İslahiye'de 65 dekar, Karkamış'ta 80 dekar, Nizip'te 65 dekar. Yani aşağı yukarı ortalama 70 dekar olarak söyledim. Ama İlçeden ilçeye değişiyor mu? İlçeden ilçeye çok küçük rakamlar da olsa değişiklik arz ediyor. Mesela şu anda Şehit Kamil'de 65 dekar, Şahin Bey'de 70 dekar. Ama en alt sınırımız 60 dekar. O da şu anda Oğuzeli için. En üst sınırımız da 80 dekar sulu tarım arazileri için. Şimdi bir de bunun kuru tarım arazileri için alanlarımız var. Burada da en düşük kuru tarım arazisi Yavuzeli'nde 135 dekar. Yeter gelirli bir işletmeye sahip olabilmeniz için. En yüksek olan da efendim şu anda Şahin Bey 190 dekar. Dolayısıyla 135 ile 190 dekar arasında bir rakamdan bahsediyoruz. Ve siz zaten verimli bir araziyi verimli bir şekilde işleyebilmeniz için, oradan ekonomik bir gelir elde edebilmeniz için arazinizin büyük olması gerekiyor. Sebebi de şu, alet alıyoruz, ekipman alıyoruz ve orada ciddi manada masraflar yapıyoruz. O yapılan masrafların ekonomik olarak döngüsünün olması gerekiyor. Rantabl olması gerekiyor. İşlediğiniz yer küçük parseller ise burada rantabl olamıyor ve elde ettiğiniz ürün sizin giderlerinizi karşılamıyor. O zaman sürekli zarar etmiş oluyorsunuz. Ama bu işletmeler, yeter gelirli tarımsal işletmelerin alanı büyüdükçe burada zarar oranı düşecektir ve kar meydana gelecektir. Burada asıl arzumuz ve isteğimiz şu. Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın
efendim tarımsal amaçlı işlenen arazilerin, işletmelerin kar gütmesi. Burada zarara gitmesi değil, kar elde etmesi. Bunun için uğraşıyoruz. Yani kar etmesi derken işletip ürün oradan çıkarması, evet. Üretim yapması. Üretim yapması. Yani yapmış olduğu üretimden de kar etmesidir. Yani düşünün, bir işletmeniz var. Siz bu işletmeye masraf ediyorsunuz ama bu işletme zarar ediyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Ve şu anda bu çıkan yasayla aslında bu işletmelerin kar elde edebilmesi yönünde bir yasa oluşturuldu. Ve şu anda gelecekle ilgili çok ciddi bir şekilde bir atılım yapıldı aslında. Fakat şu anda bu tapu satışları gündeme geldi. Bu tapu satışları ile ilgili de... Yani satış niye yapılamıyor peki yani? Efendim aslında satış yapılamıyor diye bir şey yok. Bunların peki iddiası, biz satış yapamıyoruz bizden. Diyorlar ki tek tapu satış yapılacak. Nedir tek tapu olayı? Bunların dediği nedir? Efendim, yasada olan nedir efendim? Bunu tek tek arz edeyim. Tabii. Kesinlikle tapu satışı yapılamıyor diye bir durum söz konusu değil. Evet. Bu yasa 15 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğinde biz aslında bu yasayla ilgili hemen çalışmalara başlamadık. Sebebi de şuydu, çünkü yasa yeniydi. Yönetmenlik çıkmamıştı. Uygulama talimatları yoktu. Biraz bekledik ki bakanlığımız tarafından bize bir yönetmenlik geldiği zaman açıklayıcı bilgilerle çok daha rahat davranacaktık. Fakat tapu müdürlüklerinde satışlar durduğu anda tamamen Tarım İl Müdürlüğü'ne bir döngü oldu. Ve Tarım İl Müdürlüğü'ne döngü yapıldığında biz de burada hemen bakanlığımızla istişare içerisinde olarak. Bakın geçen hafta Çarşamba günü ve Perşembe günü ben hem sayın vekillerimizi mecliste tek tek ziyaret ettim. Bu konu hakkında kendilerine bilgi alışverişinde bulunduk. Daha sonra Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Çelik Bey ile de bu konuyu istişare ettik. Ve onların yardımıyla da Sayın Bakanımızla, Sayın Genel Müdürlerimizle, müşteşarlarımızla oturduk, bu konuyu konuştuk. Bu konu üzerinde hemen bir 10-15 maddelik bir genelge çıkardık. Ve biz onlarla şu anda burada uygulamaya başladık. Ayrıca buradaki paydaşlarımızla da tek tek toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yani buradaki tapu satışları ile ilgili özellikle Kadastro Müdürümüz Ahmet Bey, Şahin Bey Tapu Müdürümüz, Şehit Kamil Tapu Müdürümüz ve onlarla tek tek toplantılar yaparak Harita Mühendisleri Odası Başkanımız, efendim Emlakçılar Odası Başkanımız ve Likap firmasındaki yetkili arkadaşlarla toplantılar yaptık. Dedik ki bizim bu ortak paydaşlarımız, bütün kurumlarla ortak çalışacağız. Biz çalışacağız ki evet Antep'e hizmet edelim. Amacımız bu. Ve bu karşılaşılan sorunları ortama gündeme getirdik. Bütün müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Ciddi manada geçen hafta efendim Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 3 gün boyunca çok yoğun çalışmalarda bulunduk. Ve bunun meyvesini aldık. Sebebi de şuydu. Nasıl? Pazartesi günü hemen işlemlerimize başladık. Şu anda bizde biriken dosya sayısı aşağı yukarı bir 600 civarındaydı. Biz bu 600 dosyanın 150 tanesine cevap verdik. Ve şu anda 150'nin de yaklaşık %85-%90'ına yakını tamamen olumlu satışlar gerçekleşiyor. Yani olumsuz dediğimiz, satış yapılamıyor dediğimiz cümle kesinlikle yanlış. Ancak satış için 600 dosya mı vardı? 600 tane dosya başvuru vardı. Başvuru vardı. Evet. Çünkü eskiden şöyle bir durum vardı efendim. Tapu Müdürlüğü'ne müracaatınızı yapardınız sabahleyin. Başvurunuzu yaptıktan sonra Tapu Müdürlüğü gerekli işlemleri yapardı. Öğleden sonra da tekrar tapu satışları gerçekleşmiş evet. olurdu. Fakat biz şu anda parsel bazında bir kişiyi değerlendirmiyoruz. Eğer bir kişinin tapu ile ilgili bir satışı gerçekleşecekse evet. o kişiye ait bütün tapu verilerini istiyoruz. Kimden istiyorsun? Bunu mal sahibinden istiyorsun. Diyorsun biz, kardeşim getir diyorsun bunu. Evet, biz bunu mal sahibinden de istemiyoruz şu anda. Sebebi de şu, diyoruz ki kendisi yorulmasın. Tapu müdürlüğüne istişare ettik ve tapu müdürümüze dedi ki sayın müdürlerimiz bize yazılarınızı yazarken lütfen o başvuru yapan şahsa ait kişilerin tapu bilgilerinin tamamını ekine koyun. Dolayısıyla başvuru yazısı müdürlüğümüze intikal ettiğinde o başvuruyu yapan şahsa ait bütün tapu bilgileri bize intikal etmiş oluyor. Tamam. Ve biz oturuyoruz, mühendislik bilgilerimizi kullanarak gelen kanun değişikliğiyle ve talimatlar doğrultusunda orayla ilgili incelemelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla eğer araziye gidilmeden rapor verilmesi gereken bir konu ise o değerlendirmeleri kıstasları şimdi söyleyeceğim. Biz aynı gün içerisinde efendim kendisinin hemen anında satış yapması için gerekli izni veriyoruz. Yani arazide eğer arazi görmek gerekmiyorsa biz anında onay veriyoruz. Tabii, ama tabii, tabii. Görmek gerekiyorsa gittiğimiz zaman bir iki gün aksayabiliyor. Şimdi bu da şu anda bu 600 tane dosyanın tamamı bittiğinde yaptığımız bütün çalışmalarda araziye gidilmesi gerekiyorsa dahi maksimum bir gün. En fazla bir gün. Evet, bugün sabahleyin gelip bize başvurduğunda örnek veriyorum. Pazartesi günü sabah bize müracaat yapıldı Tarım İl Müdürlüğü'ne. Ve biz pazartesi günü müracaatını aldığımızda araziye gitmemiz gerekiyorsa hemen kararımızı veriyoruz. Anında araziye çıkıyoruz.
Maksimum bir gün sonra salı günü de kendisine tapu ile ilgili satış yapılması için şu andaki planımız bu. Evet. Eğer arazi ile ilgili bir durum söz konusu değilse, ki zaten şu anda birçoğu da arazi ile ilgili bir durum da söz konusu değil. Hı hı. Raporumuzu hemen aynı gün içerisinde kendilerine teslim edip göndereceğiz. İnşallah ben Gaziantep'teki halkımdan biraz sabır diliyorum. Önerim ve şu andaki edindiğim kanaat şudur. Haftaya çarşamba ya da perşembe gününe kadar bu 600'ün tamamı bitmiş olacak ve hiçbir problem kalmamış olacak. Ben bu konuda bütün Gaziantep halkıma söz veriyorum. Evet, biz de bu olaya yüreğimizi koyduk ve ciddi manada şu anda çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve şu anda hatta şöyle bir yığılma olacaktı. Mesela şu anda illerin hiçbirisinde böyle bir uygulama yokken biz yine ilk kez Antep'te başlattık. İstahya'daki bir arkadaşımız tapu müdürlüğüne başvuruyor. Tapusunu aldıktan sonra, yani tapu devir işlemleri için, özür diliyorum yanlış anlaşılmasın, devir işlemleri için müracaat ettiği zaman tapu müdürlüğü, İstahya Tapu Müdürlüğü, Gaziantep İl Gıda Tarım Müdürlüğü'ne yazı yazıyordu. Şimdi biz efendim bunu da bitiriyoruz. Sebebi de şu, biz kendi yetkilerimizi ilçe müdürlüklerinin tamamına devrettik. Yani İstahya'dan gel git olmasın, yol parası gitmesin, efendim zaman kaybı olmasın ve İstahya Tapu Müdürlüğü'ne müracaat ettiğinde belgesini alsın, hemen anında İstahya İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gitsin. İstahya İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar yerelde oldukları için anında hemen araziye de çıkacaklar. Dolayısıyla iki tespit gün dahi yapacaklar. Bir gün içerisinde hemen tespitlerini yapıp kendilerine teslim edecekler. Burada hem zaman israfını önlemiş oluyoruz, hem de vatandaşlarımızın yorulmasını engellemiş oluyoruz. Yani bunu bir sefere mahsus olarak algılamayın. Karkamış'tan gelen vatandaşımız oluyor. Bunun efendim yol parası, yemesi, içmesi, gidiş gelişi tamamen bir zaman ve mesai kavramıydı. Biz bunu da Sayın Valimize durumu arz ettik. Sayın Valimiz, Sayın Erdal Ata Valimize ben buradan da şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bize ciddi manada katkıda bulunuyorlar. Ve Sayın Valimiz dedi ki ne gerekiyorsa her türlü yardımda bulunalım ve bizim önümüzü açtılar. Sağ olsun Sayın Vali Yardımcımızla oturduk, bu konuları konuştuk detaylarına kadar ve şu anda ilçe müdürlüklerimize de yetkileri devrettik. Dolayısıyla ilçe müdürlerimizde ve ilçe müdürlüğümüzde çalışan 5 arkadaşımızı her ilçeden 5 kişiyle toplam 9 ilçemizde 45 kişi, bir de bizim müdürlükten de bütün şube müdür arkadaşlar, müdür yardımcısı arkadaşlar ve tarımsal altyapı şubemizde çalışan 7-8 mühendisimizle beraber cuma, cumartesi, pazar ve hatta pazartesi günü dahi saat 4'ten akşam saat 10'a kadar eğitim çalışmaları yaptık. Yani hem mesaide mesaimizi engellemek istemedik, hem de akşam mesaisini değerlendirebilmek için. Ve şu anda ciddi manada satışlar ilerliyor. Karkamış ilçemizde hiçbir problemimiz kalmadı. Oğuzeli ilçemizde hiçbir problemimiz kalmadı. İstahya ilçesinde hiçbir problemimiz kalmadı. Şu anda hiçbir problemimiz yok. Nurdağ'da hiçbir problemimiz kalmadı. Araban ve Yavuzeli ilçelerinde hiçbir problemimiz yok. Şu anda Nizip'te %10, %15'lik bir dosyamız kaldı. Yani toplamda şu anda 30 tane dosyamız var Nizip'te. Yığılmanın büyük bir kısmı Şehit Kamil ve Şahin Bey. Şahin Bey, merkez ilçelerde var. Merkez ilçeler. Merkez ilçelerde de daha çok şehir merkezine yakın olan yerlerdeki parsellerin alım satımı ile ilgili. Onu da arz etmek istiyorum. Neden böyle bir sirkülasyon olduğunu. Şimdi burada daha çok alım satımlar yapıldığı zaman küçük parseller üzerinden aslında yapılıyor. Mesela biz şu anda tek parseli olan bir vatandaşımıza ait tek parseli varsa ve bunu satmak istiyorsa bizde yetki olmasına rağmen, kanunen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yetki olmasına rağmen biz hemen Sayın Valimize durumu arz ettik. Tek tapulu olanları Sayın Valimizin de imzasıyla hemen anında tapu müdürlüklerine yetki verdik. Hiç vatandaşı yormayın. Tarım İl Müdürlüğü'ne gelip gitmesin. Yetki bizim de ama biz size devrettik. Tek tapusu olanı anında gerçekleştirin. Yani tek tapusu var da satın. Satmak istiyorsa problem yok. Hiçbir problem yok. Ya da benim 3 tane 5 tane tapum var. Evet. Ben bu tapuların tamamını satmak istiyorum. Evet. Bu yetkimizi de, yetki bizde olduğu halde dedik ki önemli olan yetki değil, önemli olan hizmet etmek. Ha, tapu müdürlüğü bu yazıyı vermiş. Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü olarak biz bu yazıyı vermişiz. Biz bununla ilgili de hemen anında bütün 9 tane tapu müdürlüklerimize yazı yazdık. Kaymakamlıklarımıza ve tapu müdürlüklerine fas çektik. Dedik ki bununla ilgili gelen tapularımın tamamını ben devretmek istiyorum diyen vatandaşlarımızın hiçbir yazısını bize göndermeyin. Onları da siz anında işlem yapın. Dolayısıyla orada da bir problem yok. Şimdi problemin problem olduğu nerede? Noktalara... Problem evet. Nerede? Evet efendim, oraya doğru geliyorum. Problemin olduğu birkaç konu var. Şimdi bizde daha önceleri bölünemez parsel büyüklüğü vardı. Bölünemez parsel büyüklüğünden kastımız şu. En küçük, yani oluşabilecek parselin alanı ne kadar olmalı? Yani en küçük alan ne olmalı? Evet. Şimdi tarla vasıflı, boş olan tarla vasıflı arazilerde
Daha önceki 5400 sayılı toprak koruma kanununda da bu vardı zaten. En küçük parsel 20 dekarın altına bölünemiyordu. 20 dönüm diyelim. Yani 20 dekar, 20 dönüm aynı. Evet. Ve dikili tarım arazilerinde ise efendim bu 5 dekardı. 5 dekarın altında bir tapu, yeni bir tapu oluşmuyor. Yani siz yeniden bir tapu elde etmek istiyorsanız, 100 dönüm, 200 dönüm bir alanınız varsa, bunu küçük parsellere bölmek istediğinizde, eğer tarlaysa en az 20 dönümden aşağı olmamalı. Bölecekseniz 20 dönümden aşağı olmamalı. Evet, tarlaysa. Evet. Eğer dikili tarım arazisi ise bölmek istiyorsanız 5 dönümden aşağı olmamalı. Olmamalı, evet. Bu daha önce kanunda vardı. Ancak burada hisselendirme ile ilgili 5 dönüm tek tapunuz var ise siz bu 5 dönümü 5 kişiye hisseli verebiliyordunuz. Evet, bu kanunla şu anda bu engellenmiş oldu. Diyor ki zaten benim bölünemez parsel büyüklüğüm, en küçük parselim 5 dekar. Bunu da bölemezsin kardeşim. Sen bunu da hisseye bölemezsin. Zaten hisseye böldüğünüz zaman isteseniz de istemeseniz de mutlaka orada sınırlar oluşuyor. Çünkü zaten bölmenin amacı o. Yani ben 3 kişiye 5 kişiye bunu böldüğüm zaman orada yine arazi sınırları oluşuyor ve o arazi sonuçta küçülmüş oluyor. Dolayısıyla bu engellenmiş oldu. 20 dekar tarlada ki durum da aynı pozisyonda. Sizin eğer 20 dekarınız varsa bu 20 dekarla ilgili olarak daha önce hisselendirme olduğunda tek tapuysa hisselendirme yapılabiliyordu. 20 dekarı 20'ye hisselendirebiliyordunuz. Bu da ikişer dekara düşüyordu. Şu anda kanun diyor ki siz bu 20 dekarı da hisselendiremezsiniz. En küçük parsel büyüklüğüm benim 20 dekardı kuru tarım arasında. Satıyorsan tarlada. 20 dekarı sat. 20 dekarı sat diyor. Parça parça yok diyor. Evet. İkişer dönüm yapamazsın. Bunu efendim birer dönüm yapamazsın. 500 metrekare yapamazsın. Çünkü 500 metrekare yaptığında zaten bunun bir ekonomik getirisi olmayacaktır. O zaman bu tarla olmaktan çıkıyor. Ekonomik bir işletme olmaktan çıkıyor. Üretim yapılamayacak orada. Üretim yani. Yapılamayacak ve buradan bir gelir elde edilemeyecek. Evet. Şimdi tabii ki daha önce tapu sahibi olan vatandaşlarımız ne yapacak? Şimdi bu sefer onların elinde kendi tapuları var. Bununla ilgili aslında hiçbir problem yok şu anda. Bakın diyelim ki 3 dekar dikili tarım arazisi ve 3 dekarın altında. Yani maksimum 3 dekar diyorum. 3 dekar ve dikili, altında. Dikili tarım araziniz var ise şu anda hiçbir problem yok. Biz hemen anında onay veriyoruz. Bize müdürlüğümüze müracaat etmesi halinde maksimum yarım saat içerisinde hemen kendisine satışın uygun olduğuna dair yazısını veriyoruz. Eğer 5 dekar ve altında bir sulu tarım arazisine sahip ise onunla ilgili de hiçbir problemimiz yok. Çünkü alanlar küçük olduğu için hemen anında satışı ile ilgili yarım saat içerisinde işlemlerini yapıyoruz ve uygundur diyoruz. Çünkü yasa bunu öngörüyor. 10 dekar kuru tarım arazisi ve altında bir araziye sahipse, 10 dekar, 9 dekar, 8 dekar bir kuru tarım arazisine sahipse bununla ilgili de satışta hiçbir problem yok. Zaten şehir merkezine yakın olan parsellerin bir çoğunluğu bu alanları kapsayan alanlar. Bizde aslında şu ana kadar bu 10-12 gündür tapu satışı yapılamıyor demesinin asıl problemi şuydu. Yani bizim yönetmenliğimizin olmayışıydı ve kanunun yeni çıkmasından dolayı personel eksikliğinden dolayı bir durumdan kaynaklandı. Tapu müdürlüğü satışları durdurunca biz hazırlıksız yakalanmış olduk. Hazırlıksız yakalanınca da burada bir aksam oldu. Yoksa genelde ileride bütün vatandaşlarımız bunu görecek. Antep'teki bütün Gazi şehrimizde yaşayan bütün arkadaşlarımız bunu görecekler. Bu alım satım işiyle uğraşanlar ya da arazi işiyle uğraşanlar bunu görecekler. Hiçbir problemi olmadı. Hiçbir problemin olmadığını görecekler. Şimdi burada da ben tek tek maddeler halinde de hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde net olarak bazı ifadelerde bulunmak buyurun istiyorum. Buyurun efendim. Evet. Buyurun. Şimdi bu uygulamalarla ilgili bakanlığımızın bize 7 madde kapsamında bir talimat oldu. Ve bunu ben zaten 5. ayın 29'u tarihli ve ben 5. ayın 29'u gece saat 10'a kadar bakanlıkta biz bu uygulama talimatıyla çalıştık ve uygulama talimatımızı aldık, ondan sonra gece yola çıktık. Dolayısıyla şu anda uygulama talimatında daha önce de bu konunun uygulayıcısı olduğum için konuya vakıf olmam nedeniyle bunları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii. Mesela birinci maddede asgari tarımsal arazi büyüklüğü diyoruz. Ya az önce bahsetmiş olduğum konuydu. Tarım arazisinde tarla olan vasıflı olan yerlerde 20 dekarın altında bir parsel oluşturamıyorsunuz. Dikili tarım arazilerinde de 5 dekarın altında yeni bir tarım arazisi oluşturamıyorsunuz. İflas yapmak istiyorsanız ya da hisseli satış yapmak istiyorsanız sizin örnek vermek istiyorum. Diyelim ki 40 dekarlık bir araziniz var ve bu tarla. Bu 40 dekarlık araziyi siz daha önce 20-30 kişiye hisselendirebiliyordunuz. İkişer dönüm, birer dönüm, üçer dönüm hisselendirebiliyordunuz. İfraz ederken de zaten maksimum 2'ye ifraz edebiliyordunuz. Yani en az 40 dekar olmalı ki bölündüğünde
20 dekarın altına düşmeyecek şekilde bir parsel olursun. O da ikiye bölünebilir. 40'ı ikiye böldüğünüzde 20 dekar. Evet. Şimdi burada işte hisselendirmeyi de kaldırdı kanun. Dedi ki senin 40 dekarın varsa hisseli olarak dahi satsan belki ifraz şartlarını taşımıyordur. Çünkü ifrazın bazı şartları var. Yani oluşabilecek parselin kadastro yolu olması lazım o parselin önünde. Hı hı. O kadastro yoluna bakan cephenin her oluşan parselin en az 25 metre cephesinin olması lazım. Ve burada aynı zamanda eğimin de %3'ten fazla olmaması lazım. Burada tabii eğimin önemi şu. Arazilerde eğime paralel bir şekilde bölünme gerçekleştiğinde zamanla toprak kayması oluyor. Toprak kayması olması sonucunda oradaki ekonomik anlamda topraktan elde ettiğiniz ürünü üst tabaka gittiği zaman bu verim düşüyor. Ve o yüzden biz %3'ten fazla meyilli olan alanlarda ifraza izin vermiyoruz şu anda kanun kapsamında. Hı hı. Şimdi bir de hisselendirme ile ilgili geldiğinde hisselendirmeyi de yapamıyor. 20 dekarın altında bir hisselendirmeye sahip olamıyor. Burada asıl şu anda bütün vatandaşlarımızın kafasını kurcalayan şey şu. Benim 10 tane arazim var, 20 tane arazim var. Serbest tabii. 20 de olur, 30 da olur. Bu kadar arazim içerisinde ben bir tanesini satmak istiyorum. Hiçbir problem yok. Onun birkaç kıstasını hemen arz etmek istiyorum. Zaten az önce bazı arazi büyüklüklerinden bahsettim. 3 dekarın altında bir dikili tarım araziniz varsa satışında bir problem yok. 5 dekarın altında bir sulu tarım araziniz varsa bir problem yok. 10 dekarın altında bir kuru tarım araziniz varsa herhangi bir problem yok. İfraz şartları ile ilgili zaten 5400 adet toprak koruma kanununda daha önce vardı. En küçük parselin kuru tarlada tarım arasında 20 dekar, dikili tarlada 5 dekar olması gerekiyordu. Burada sadece dediğim gibi hisselendirme de iptal edildi. Hissesini de almak isterseniz yeni bir parsel oluşumda 5 dekar ve 20 dekar geçerli. Şimdi burada parseller arasındaki mesafe gündeme geldi. Ben 10-15 tane parselim var ve benim bu parselden şu anda bir miktar paraya ihtiyacım var. Satmak ya da istiyorum. Satmak istiyorum. Evet. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Bunu devretmek istiyorum. Bunu kanunen beni engelleyemezsiniz deniliyor. Evet doğru. Biz hiçbir kimsenin kanuni hakkından elinden alamayız. Ve biz şu anda zaten kanunun uygulayıcısı olarak ne şekilde acaba Gaziantep'imizde yaşayan halkımızı daha rahat bir şekilde işlemlerini yapabiliriz diye bunun çabası ve endişesi içerisindeyiz. Ve gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Diyoruz ki bu uygulama her ne kadar yeni ise de aman bir sıkıntı oluşmadan bir an önce bunu çözüme kavuşturalım. Şu anda yine örnek veriyorum. Sizin 3 tane araziniz var. Ve biz bütün işletmeleri ilçeler bazında baz alıyoruz. Diyelim ki sizin Oğuz elinde bir araziniz varsa, Şehit Kamil'de bir araziniz varsa, Şahin Bey'de bir araziniz varsa biz bunları ayrı ayrı baz alıyoruz. Dolayısıyla üçünü bir ilçeymiş gibi değerlendirmiyoruz. Çünkü değerlendirmelerimiz ilçe bazında. Toplam olarak değerlendirmiyorsunuz ayrı ayrı. Evet, her ilçeyi kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Kendi içi, evet. Oğuz elinde bir araziniz var, Şehit Kamil'de bir araziniz var, Şahin Bey'de bir araziniz var. Bunlardan satış yapmak istiyorsunuz. Üçünü de satabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Problem yok. Evet. Bir ilin içerisinde, ilçenin içerisinde, atıyorum Şahin Bey içerisinde bilgi vermek için örnek veriyorum. Üç tane yeriniz var. Yerim var. Şimdi biz bunlara bakıyoruz. Bu arazilerin büyüklüklerine örnek vermek istiyorum. Birisi 9 dekar kuru tarım arazisi olsun. Birisi 10 dekar dikili tarım arazisi olsun. Birisi de efendim 70 dekar kuru tarım arazisi olsun. Şimdi biz burada yetergerli tarımsal işletme büyüklüğünü arıyoruz. Burada şimdi işletme devreye giriyor. Diyoruz ki siz bir çiftçilik yapmak istiyorsanız ya da bir yetergerli bir işletmeye sahip olmak istiyorsanız en az 10 dekar dikili tarım araziniz olmalı. Eğer 10 dekar dikili tarım araziniz var ise özür diliyorum. Bunun dışındakilerini çok rahatlıkla değerlendirebiliyoruz. Ya da 70 dekar ortalama söylüyorum. Sulu tarım araziniz var ise diğerlerinin satışı ile ilgili bir problemimiz yok. Ya da kuru tarım arazisi olarak ortalama söylüyorum 135 ile 190 dekar arası 170 dekar olarak kabul edelim. 170 dekar kuru tarım araziniz varsa bunun fazlasının da satışında bir problem yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten şu anda arazi ile ilgili bu satışlarda mutlaka vatandaşlarımızın 5 dekar 10 dekar dikili tarım arazileri var. Zaten amaç o değil. Eğer siz arazinizin tamamını satmak istiyorsanız bir problem yok. Zaten satış işlemleri açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu değil. Hı hı. Burada hep yanlış bilgilendirmelerden ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir problem var. Biz şu anda bunu bugünkü programda bizi kabul ettiğiniz için sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz. En azından hem kendimizi ifade edebilmek için hem de halkımızı ciddi manada bilgilendirmek için buradayız. Burada hep değişik ağızlardan, farklı kişilerden bazı duyumlar üzerinden hareket edildiğinde bilgi kirliliğinden kaynaklanan problemler var aslında. Ve şu anda ben bugün tamamıyla bütün şeffaflığıyla kanunu da nasıl uygulamalara da bulunduğumuzu da açık açık ifade ediyorum. Çok ciddi sıkıntılarımız yok, problemlerimiz yok. Hele hele bir de
yönetmenliğimiz yayınlandığı takdirde hiçbir problem olmayacağı kanaatindeyim. Peki hani siz çok güzel anlattınız her şeyi de. Tapu müdürlüğü önünde bugün eylem yapan insanlar ne istiyor peki? Onların derdini ben onu anlamadım. Şimdi bu eylemin çiftçi ben satamıyorum diyor, emlakçı ben satamıyorum diyor. Bu problem ne peki bugün yaşanan? Şimdi bu problem az önce bahsettiğim gibi bu aslında dosyaların birikiminden kaynaklanan bir problemdi. Yani bu dosyalar eğer geldiği gün başvuru yapan çiftçimiz ya da satış yapmak isteyen, tapusunu satmak isteyen vatandaşımız aynı gün içerisinde işlemini gördüğü takdirde hiçbir problem kalmayacak. Az önce bahsettiğim gibi kanun çıkar çıkmaz bu uygulamaya başladığımızdan dolayı aslında biraz aksaklıklar oldu. Aslında bir hafta daha sabrettiğimiz takdirde tapu satışları ile ilgili hiçbir problem ve hiçbir sıkıntı oluşmayacak. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz şunu merak ediyorlardır. Acaba bu kilometre mesafesini Sayın Müdürümüz nasıl değerlendirecek? Bunu da söylemek aradaki istiyorum. Aradaki mesafeyi. Evet, bunu da söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi tamamen genelgemizde de bu mevcut uygulama talimatında. Burada şöyle bahsediyoruz. Mesela ekonomik bütünlük arıyoruz parseller arasında. Buradan kastımız şu, ekonomik bütünlük hangi arazilerde aranır? Mesela eskiden şöyle bir durum vardı. Siz eğer bir araziye hissedersanız, bu şu anda hala geçerli. Önceden de böyleydi zaten. Hı. Diyelim ki sizin 10 dönüm bir yeriniz var. Ve siz 10 dönümde 5 hissedersiniz. Siz öncelikle zaten hissedarınıza satmak zorundaydınız arazinizi. Siz hissedarınıza satmadığınız takdirde ileride farklı problemlerle karşılaşılabiliyor. Ve hissedarlarınızdan birisi herhangi bir şekilde hukuki yollara başvurduğunda mahkeme aracılığıyla, bilirkişiler marifetiyle orada tespit yapılırdı. Ve satış yapmış olduğunuz satış bazen iptal edilebiliyordu ya da hissedarınıza zaten devredilebiliyordu. Bu şu anda aynen yine geçerlidir. Burada da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Biz artı burada bir şey daha eklemişiz kanunda. Sınırdaş olan kişiye de yani arazinizle sınırdaş olan arazinin sahibine de bunu satabiliyorsunuz. Hem hissedarınıza satabiliyorsunuz hem de sınırdaş hem sınırdaşınıza da satabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir kolaylık geldi. Sadece hissedarınıza satmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani daha önce 5 hissedarsınız ve siz bu hissenizi de hissedarınıza satmak zorunda değilsiniz. Gerekirse doğusunda, güneyinde, batısında, kuzeyinde olan başka bir araziyle, sınırdaş olan bir araziyle. Çünkü biz orada arazinin bütünlüğünü istiyoruz. Mesela şu anda bizde Karkamış köylerimizde, Şahin Bey'in bazı köylerimizde, Oğuz Elin'in bazı köylerimizde, özellikle Karkamış'ın 36-37 köyünde, Oğuz Elin'in şu anda 71 köyünde, Şahin Bey'in de şu anda köylerin sayısını tam bilemiyorum ama tahmin ediyorum 130-135 köyünde toplaştırmamız devam ediyor. Bazı biten toplaştırma yerlerimiz de var. Mesela şu anda Karkamış'ın tamamı toplaştırma sahasında. Ve burada toplaştırma çok ciddi manada ilerledi ve biten köylerimiz var. Şu anda uygulamasını biten, tapularını devralan vatandaşlarımız var. Daha önce efendim 5 kilometre ileride, 10 kilometre ileride 5'er dekar olan arazilerin hepsini bir araya topladık. Ve şu anda tek bir parsel üzerinde 5 tapusu 5'er dönümden 25 olan bir yeri 25 dekar tek parsel üzerinde ve bir yerde işletmecilik yapıyor. Ve hem bu parsele kanal götürüldü, su götürüldü ve hem de parsele yol götürüldü. Dolayısıyla ekonomik anlamda da, getirisi anlamında da, o parselin değer kazanması anlamında da çok ciddi bir çalışma yapıldı. Yani burada amaç verimi arttırmak, arazi bütünlüğünü korumak. Tabii arazi bütünlüğünü korumak. Verimi arttırmak ve arazi bütünlüğünü evet. korumak. Şimdi burada ekonomik bütünlükten bahsedeyim ve ondan sonra da satış, hibe ve takas yoluyla devir işlemlerine de özellikle madde madde değinmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii buyurun, evet. buyurun. Şimdi ekonomik bütünlük olarak kastettiğimiz tarımsal üretim faaliyetine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak çalışılan tarımsal arazilerin bütünlüğünü ifade ediyor. Burada neyi kastetmek istiyoruz? Bir, sınırdaş araziler ekonomik bütünlük arz eder. Yani sizin iki araziniz var yan yana. Bu iki arazinin sınırı birbirine bitişik. Biz burada bir ekonomik bütünlük arıyoruz. Diyoruz ki bu araziler birleşsin. Bu araziler mümkünse satışları gerçekleştiğinde çok farklı farklı şahıslara tekrar satılmasın. Bunlar birbirine ekonomik bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla birbirlerinin yanında bulunmasında fayda var. Sınırdaşına satmak istiyorsan sınırdaşına, hissedarına satmak istiyorsan hissedarına. Şimdi ikinci bir maddede de aynı köy ya da mahalle içerisinde. Yani aynı köyde ya da mahalle içerisinde arazileriniz var. Bu sefer aynı köy sınırları içerisinde kuru tarım arazilerinde 10 dekar. Aynı köyde. Sulu tarım arazilerinde 5 dekar, dikili tarım arazilerinde 3 dekar. Örtü altı Antep'imizde çok az bulunan bir arazi. Örtü altı tarım arazilerinde de 1 dekar ve üzerindeki araziler hisseli veya müstakil ekonomik bütünlük arz eder dedik. Yani sizin aynı köy içerisinde 10 dekardan
fazla olan bir araziniz, kuru tarım araziniz varsa ekonomik bütünlük arz ediyor. 10 dekarın altında bir parsele sahipseniz bunda da bir problem yok. Aynı köyde sizin 5 tane, 10 tane yeriniz var. Bunların hepsi tapu büyüklükleri 10'ar dekarın altında. Problem yok. Satış yapabiliyorsunuz tarla olarak. Sulu tarım arazisi olarak da 5'er dekarın altında. Bunda da hiçbir problem yok. Dikili tarım arazilerinde de 3'er dekarın altında. Bunda da problem yok. Zaten bu ekonomik bütünlük oluşturmaz. Biz bunun üzerindeki alanlarda 20 dekarlık alanlarda ekonomik bütünlük arıyoruz. Ekonomik. Evet. Üçüncü bir madde ise efendim bu kilometre mesafesi. Şu anda bize gelen şöyle bir durumda görüntü verebilir miyim efendim? Bunu tabii, bir arz edeyim. Tabii. Mesela şu görüntüyü vermek istiyorum şu anda. Burada özellikle dairemize gelen vatandaşlarımızı tek tek, hatta inanın belki de 50-60 kişiyi aynı anda bulunduğum odaya aldım. Orada kendilerine hem ikramlarda bulunarak ve hem de konuyu en az yarım saat burada anlattığımız şekilde kendilerine bilgi vererek anlattığımız takdirde çok ciddi manada verimli bir şekilde oradan ayrılmalar oldu. Bunu da tekrar arz etmek istiyorum. Evet, bayağı kalabalık. Evet. Dolayısıyla asıl şu anda vatandaşlarımızın kafasını kurcalayan bilgi eksikliği. Yani diyorlar ki bize bir bilgi verin. Yetkili bir ağızdan bilgi duymak istiyoruz. Eğer bu bilgiyi aldığımız takdirde rahatlayacağız. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çünkü herkeste bir bilgi kirliliği sizin var. Sizin tatmin edici cevap aldılar tabii bunu. Tabii ciddi manada bakın bu tatmin edici cevapları aldıktan sonra faydalı oldu. İnanın evet. Çok ciddi bir şekilde ve oradan ayrıldılar. Ve şu anda kalabalığımız da kalmadı, yoğunluğumuz da kalmadı. Çünkü şunu vatandaşlarımıza izah ettik. Lütfen 3-5 gün bize bir zaman tanıyın. Biz bu zaman içerisinde ve dairedeki çalışmalarımızı gördüler. Kim satışla ilgili daireye gelmek istediğinde ben makam odamın kapısını sonuna kadar açtım ve dedim ki geleni içeriye al. Bizim burada yapmış olduğumuz çalışmaları birebir kendi gözleriyle görsünler. Ve inanın yarım saat sonra, bir saat sonra vatandaşlar ya müdürüm biz müsaade isteyelim. Biz bakıyoruz ki siz çalışıyorsunuz, biz ayrılmak istiyoruz diye. Mesela ben şu görüntüleri de arz etmek istiyorum. İlçe müdürlüklerimizle yaptığımız toplantılar ve ilçe müdürlüğümüzden gelen arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda. Bakın bunu gece saat 4 ile yani ikindi vaktinde 4 ile gece 10 arasında yapmış olduğumuz bir toplantı. İşlemlerin aksamaması için şu şekilde birkaç görüntü göstermek istiyorum. En azından bu yapılan toplantıları da burada duyurmuş olalım. Ben gerçekten ilçe müdürlüklerinde çalışmak çok zahmetli bir iştir. Bütün meslektaşlarımı da, ilçe müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımı da özverili çalışmalarından dolayı da burada tekrar tekrar kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu mesafeye tekrar geri gelmek istiyorum. Diyelim ki sizin farklı köy veya mahalle sınırlarında arazileriniz var. Örnek vermek istiyorum. Bir Kızılhisar'da araziniz var. Şehre yakın bir yer olması nedeniyle örnek vermek istiyorum. Bir de onun biraz ilerisinde Geneyik'te arazileriniz var. Şimdi o zaman Kızılhisar'da bulunan arazileri biz ayrı değerlendiriyorduk. Geneyik'tekilerini ayrı değerlendiriyorduk. Şimdi burada da bunu arz ediyor. Diyor ki aralarında 5 kilometreden fazla bir mesafe varsa burada ekonomik bütünlük aranmaz. Yani satışında hiçbir mahsur yok. Şimdi o zaman biz burada 5 kilometreyi de şu şekilde alıyoruz. Vatandaşlarımızı yormak istemiyoruz. Araziye gidelim, efendim yoldan ölçüm yapalım ya da arabayla ölçüm yapalım öyle bir şey demiyoruz. Şu anda Antep'in çok büyük bir avantajı var. Ben burada bütün yetkililere de teşekkür etmek istiyorum. Antep'in tamamında sayısallaştırmış paftalarımız var. Dolayısıyla parsel bazında sayısallaştırmalarımız yapılmış olması nedeniyle daha birçok ilde kadastro geçmemiş olmasına rağmen bizde bütün paftalarımız sayısallaştırılmış. Biz bu sayısallaştırmış paftalar üzerinden efendim nokta atıyoruz. Diyelim ki Kızılhisar'daki 210 nolu parsel. O parsele noktamızı atıyoruz. Geneyik'teki 150 nolu parsele. Oradaki mesafeyi hemen veriyor anında. Hemen anında bilgisayar üzerinden bunu yaptığımız takdirde kaç kilometre olduğu ortaya çıkıyor. Eğer 5 kilometrenin üzerindeyse ekonomik bütünlük arz etmiyor. Bunda da satış problem yok. Evet. Evet. Ya 5 kilometrenin altında çıkarsa o zaman şimdi vatandaş bunu soruyor. Diyor ki ne yapacağım ben? Evet, ne yapacağım? Biz o zaman şöyle bir durumu ortaya çıkarıyoruz. Diyoruz ki o zaman sizin en az 10 dekar dikili tarım araziniz olmalı ki yeter gerili bir işletmeye sahip olasınız. Siz 10 dekarın üzerine satabilirsiniz. Şimdi asıl şey burada, problem burada. Yani kafa kurcalayan konu bu. 5 kilometrenin altında mesafesinde ve benim orada 8-10 parsel arazim var. Ve ben bu arazilerimden bir iki tanesini satmak istiyorum. Ben burada ne yapabilirim diyor. Biz o zaman kendisine şunu söylüyoruz. Sizin 10 dekar dikili tarım araziniz var mı? Şimdi zaten bende eğer 5 parsel, 10 parsel arazi varsa ve ben 5-10 tane parsel araziye sahipsem bu mutlaka 10 dekar dikili tarım arazisini kapsıyor.
mutlaka vardır. Yani siz her parseli ikişer dekardan saysanız bile 20 dekaridir. Dolayısıyla 10 dekar dikili tarım arazisine sahip olduğu takdirde onların üzerindekilerinin de satmasında bir mahsur yok. Yani diyoruz ki siz 10 dekarın altındaki bir işletmeye sahip olamazsınız. Ya da ben tamamını satmak istiyorum, kurtulmak istiyorum diyor. Yani ben tarımla artık iştigal etmeyeceğim. Ben bu... Genellikle de satacağım diyor. Kızılhisar'da satacağım. Bunda da bir sıkıntı yok. Problem yok. Eğer satmak istiyorsanız bunu satabilirsiniz. Hatta şu anda çok yeni bir bilgiyi ben buraya gelirken bakanlığımla paylaşmıştım. Mesela orada da asıl kafayı kurcalayan da şuydu. Ben o arazilerimin tamamını, mesela 5 parselim var, aynı kişiye ve aynı günde mi satmak zorundayım? Hayır. Bugün aldığım bilgiye göre bakanlığımızla bilgi alışverişi içerisindeydik. Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre diyor ki şu anda zaten yönetmelik yayınlandığında tasfiye kolaylığı getirilecek. Tasfiyeden kasıt şudur. Eğer bir kişi elden çıkarmak istiyorsa, ben elden çıkartmak istiyorum diyorsa, işletmesini tasfiye edeceğini yazılı olarak bize beyanda bulunduğu takdirde bu 5 parselini 5 farklı kişiye ve 5 farklı zamanda verebilir. Yani 2 tanesini bugün, 3 tanesini 2 ay sonra, 5 olarak baz alırsak özür diliyorum. 1 tanesini bugün, 1 tanesini 1 ay sonra, 2 tanesini 3 ay sonra satabilir. Bunda problem yok. Bunda da bir problem yok. Yani bu da çözülmüş oluyor. Bizde de bu bilgi eksikliği vardı. Biz de bunu tam iyi bilemiyorduk ve bunu kendi vatandaşlarımıza, tarımla ilgili arkadaşlarımıza, dostlarımıza bunu tam ifade edemedik. Çünkü bilgi eksikliği olması nedeniyle. Ama bugün aldığım bilgiye göre tasfiye ile ilgili kişi işletmesini tasfiye edeceğini yazılı olarak beyan ettiğinde ekonomik bütünlük olan arazilerin farklı zamanlarda farklı kişilerde satabileceği ortaya çıktı. Dolayısıyla bu sorun da ortadan kalktı. Yani en büyük problemlerden birisi buydu. Ben bütün arazilerimi aynı kişiye mi satmak zorundayım? Ya da aynı gün mü satmak zorundayım? Hayır. Benim ihtiyacım bugün bir tanesini satmak istiyorum. Bir ay sonra bir tanesini satmak istiyorum. Üç ay sonra birisini satmak istiyorum. Sen beni engelleyemezsin deniliyordu. Hı hı. Biz de bu konuya vakıf değildik. Ama bugün aldığımız bilgi doğrultusunda evet, tasfiye ile ilgili kendisi yazılı bir beyanda bulunduğu takdirde farklı kişilere ve farklı zamanlarda bunun satışını gerçekleştirebiliyor. Bununla ilgili de bir problemimiz yok şu anda. Burada bir de sulu tarım mı, kuru tarım olduğunu nasıl ortaya çıkaracağız? Biz burada da çok fazla vatandaşımızı yormak istemiyoruz. Pratik bilgilere geçiyoruz. Biz şu anda Devlet Su İşleri'ne hemen anında yazı yazıyoruz. Diyoruz ki sulama yapılan bölgelerinizi köy bazında bize bildirir misiniz? Ve sağ olsunlar Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğümüzde, Maraş Bölge Müdürlüğümüzde şu anda bu çalışmalarını bitirmek üzere bilgi babında hem ilçeler bazında hem köyler bazında hangi köylerin sulama sahasında olduğu, hangi ilçelerin sulama sahasında olduğu tek tek bize bildiriliyor. Biz o zaman bunu zaten toplu olarak aldığımız için biz hangi köylerin sulama sahasında olduğunu, hangi köylerin sulama sahasında olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımız Kızılhisar'dan bir parselle karşımıza geldiğinde biz ona tekrar burası sulanıyor mu, sulanmıyor mu diye sormayacağız. Zaten elimizde biliyorsun, veri mevcut. Veriler olacak. Evet, veri mevcut olduğu için biz hemen veri üzerinden işlem yapacağız. Bununla ilgili de bu sıkıntıyı da şu anda hallediyoruz. Ya da sulama birliklerinden bu bilgileri şu anda alıyoruz. Ya da bize şu anda çiftçi kayıt sistemimiz var. Aşağı yukarı 32 bine yakın bir çiftçimiz şu anda çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı. Onların beyanları doğrultusunda kuru tarımı, sulu tarımı yapılıyor. Parselleri zaten belli. Bu sefer çiftçi kayıt sistemi zaten bizde mevcut. Oradan da giriyoruz ve onu da görüyoruz. Hatta şunu da şu anda bir ilave ettik. Bakanlığımızdan tapu bilgilerini görebilmemiz için şu anda şifre talep ettik. Dolayısıyla vatandaşımızın tapudan bize bilgilerini getirmesine de gerek kalmayacak. Herhangi bir satış talebinde bulunduğu takdirde biz o vatandaşımızın TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yapacağız. Nasıl ki tapu müdürlüğünde şu anda bu sistem görülebiliyorsa, tarım il müdürlüğünde de bu sistem görülebilecek, ilçe müdürlüğünde de bu sistem görülebilecek ve ilçe müdürlüğündeki bir arkadaşımız verilerini oradan alabilecek. Siz de taksise girebileceksiniz, evet, yani şifreyi. Evet, görüp orada... Şu anda bakanlığımız bunun üzerinde çalışma yapıyor. Daha önce bize bir yetki verilmiş ancak yetki sınırlıydı. Biz şu anda bu sınırın aşılmasını istedik. Nasıl sınırlıydı onu da arz edeyim. Biz baktığımız zaman parsel bazında bakabiliyorduk. Ama şu anda yetkimiz şu şekilde genişletiliyor. TC kimlik numarası üzerine bakacağımız için kişinin bütün bilgilerini alabileceğiz. Bütün arazisini hangi, nerede görebileceğiz. Üzerinde oynama yapamayacağız. Ancak o bilgileri görüp döküman olarak kendi dosyalarımıza arşivleyebileceğiz. Bu da çok ciddi bir kolaylık oldu. Şu anda bununla ilgili de bir sıkıntımız yok. Evet. Maddeleri okuyordunuz istiyorsanız ama evet, devam edelim süremiz daralmadan fazla. Evet, biraz hemen durumu arz edeyim. Önemli maddeler, özellikle bu konuyla evet, ilgili kamuoyunun merak ettiği konular var mı başka efendim? Evet, var efendim. Onunla ilgili de bir iki durum daha arz edeyim. Süremiz daralıyor evet, çünkü biraz. Evet, arz edeyim onu da.
5 kilometreden fazla olan yerlerde evet. ekonomik bütünlük oluşturmaz evet, dedik. En son onu konuşmuştuk. Şimdi satış, hibe ve takas yoluyla devri işlemleri. En önemli konulardan birisi bu. Şimdi burada da devri talep eden taşınma sahibinin aynı ilçe sınırları içinde başka bir tarımsal arazi olup olmadığına Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden bakılır diyor. Biz de zaten bununla ilgili şu anda şifrelerimizle bu bilgileri görebiliyoruz. Ya da sağ olsun tapu müdürlüklerimiz zaten bu işlemi hemen anında gerçekleştirip bize bilgileri veriyorlar. Evet. Kişinin başka bir arazisi yok ise devrine izin verilir dedik. Evet, biz de zaten şu anda bu yetkilerimizi de tapu müdürlüklerine devrettik. Dedik ki kişinin tek bir parseli varsa, bunu satmak istiyorsa bir problem yok. En çok gelen soru hangisiydi? En çok gelen hangisiydi? Kafa karıştıran. 5 kilometre mesafesi soruluyordu. Bunu nasıl tespit edeceğinizi, bu parseller arasındaki mesafeyi neye göre tespit edeceğinizi söylüyoruz. Onu açıkladınız. Biz bunu şu anda kuş uçuşu, parselleri netket ortamında, sayısal ortamında efendim hemen anında ölçümlerini yapabiliyoruz. Bu konuda hiçbir problem yok. Bir diğer problem de şuydu. Ben hisseli arazim var, 2 dekar arazim var. Ben bu hisseli 2 dekar arazimi bir başkasına satabilir miyim? Bu böyle bir sıkıntı vardı. Biz de şu anda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer sizin yeter gerili tarımsal işletmenin altında bir araziye sahipseniz siz bunu satabiliyorsunuz. Ancak yeter gerili bir tarımsal işletmeye sahipseniz 10 dekarlık bir araziniz varsa siz bu 10 dekarın altındaki bir araziyi bulunduramazsınız. Örnek veriyorum hemen. Diyelim ki sizin 2 parseliniz var. Bir parseliniz 7 dekar dikili tarım arazisi. Elma bahçesi olduğunu kabul edelim. 5 dekarın da kiraz bahçesi olduğunu kabul edelim. Sizin toplamda 12 dekar araziniz oldu. 12 dekarın da tamamı dikili oldu. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman ben 5 dekarını satmak istiyorum, 7 dekarını satmak istemiyorum. Evet, biz burada diyoruz ki olmaz. Bunlar eğer kilometre sınırlarında 5 kilometrenin altındaysa ve bunlar birbirine yakın parsellerse ya da sınırdaş parsellerse 12 dekar olması nedeniyle siz bunun 5'ini sattığınızda geriye kalan 7 dekar yeter gelirli tarımsal işletme büyüklüğünün altına düşeceğinden dolayı bunun satışını yapamazsınız diyoruz. O zaman ne yapabilirim diyor. Biz diyoruz ki eğer burada bir satış gerçekleştirmek istiyorsanız bunun her iki parselin elden çıkarılması gerekiyor. Yani 12 dekarın tamamının çıkarılması gerekiyor. Siz yeter gelirli tarımsal işletme büyüklüğünün altına inemezsiniz diyoruz. Sıkıntılardan birisi bu şu anda. Yani eğer sizin iki araziniz varsa ve bu iki arazide rakamlarını az önce net olarak ifade ettim. Birisini 7 dekar dikili tarım arazisi olarak kabul edelim. Bu tekrarlamamda kusura bakılmasın. Özellikle anlaşılır olsun diye örnek vererek tekrarlamak istiyorum. 5 dekarda dikili tarım araziniz var. O zaman toplamda 12 dekar etti. Biz burada yeter gerili tarımsal işletme büyüklüğünü baz alıyoruz. Bir vatandaşın yeter gerili tarımsal işletme büyüklüğünü baz alırken en az 10 dekar dikili tarım arazisi olduğunu baz alıyoruz. O zaman sizin o 12 dekarından 5 dekarını satıp 7 dekarını elinize tutamıyorsunuz. Onu ya 12 dekarının tamamını satacaksınız, yeter gerili işletmeden çıkmış olacaksınız ya da az önce arz ettiğim gibi tasfiye edeceğini yazılı olarak bize beyan ederse bugün bir tanesini satabilir. 5 gün sonra, 1 ay sonra efendim ya da 3 ay sonra diğerini satabilir. Ama ben hayır, birisini mutlaka bulundurmak istiyorum. Size tasfiye ile ilgili de yazılı beyanda bulunmak istemiyorum. Ben bunu mutlaka birisini satacağım ve bunu yapmayacağım. Aslında çözüm yolları var. Hı hı. Yani konu hiçbir zaman kilitlenmedi ve kilitlenmeyecektir. Biz zaten idareci olarak, uygulayıcı olarak bunu yapmak zorundayız. Bizim asıl amacımız zaten bu. Ne şekilde kolaylaştırabiliriz ve bunu nasıl uygulayabiliriz? Zaten önemli olan uygulamana da bunu başarabilmek. O zaman diyoruz ki siz bunu ileride de satacağımı beyan ederseniz, tasfiye edeceğinizi bize bir dilekçeyle beyanda bulunursanız hiçbir problem yok. Biz o zaman hem 5 dekarına ya da arzu ediyorsa 7 dekarına satışında bir sıkıntı yok. Evet. Hemen toparlarsak efendim bu konuyla ilgili. Evet. Süremiz daralıyor çünkü iki konumuz daha var soracağımız. Hemen efendim. Önemli maddeleri konuştuk herhalde bir ihtimal. Büyük çoğunluğunu konuştuk efendim. Şu anda başka acaba... Bununla ilgili önemli halkın, çiftçinin kafasını kurcalayan başka konu varsa efendim onu da aktaralım. Şu anda önemli maddelerin hepsini söylediniz. Önemli maddelerin tamamını arz ettim. Aklıma gelenlerin tamamını ifade etmek için çaba sarf ettim. Şu anda tahmin ediyorum. Ama yoğunluk şu anda sonuçta azaldı. Tarım İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısında azalma var. Tabii efendim. Şu anda biz hem İl Tarım Müdürlüğü olarak hem 9 ilçe Tarım Müdürlüğü olarak sağ olsunlar ilçe müdürlerimizde ilçede çalışan bütün arkadaşlarımız ciddi manada bir özveriyle çalışıyorlar. Ve ben sizi şu anda temin ediyorum. Şu anda arzu ederseniz buradan hemen anında telefon açabiliriz ki şu anda ilçe müdürlüklerimizde arkadaşlar şu anda çalışıyorlar. Ve bir sonraki günde hafta sonunda bu dosyaların araziye çıkılmadan yapılacak olan dosyaları şu anda sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yani pazartesi günü olduğunda belki de, şu anda bugün cuma, pazartesi günü olduğunda elimizde kalan bu 350-400 dosyanın en az 200-250'sini bitirmiş olacağız.
Çünkü biz mesai başlamadan dosya üzerinde mühendislik bilgisine dayanılarak bu kanun ve talimat doğrultusunda yapabileceklerimizi araziye gitmeden hemen şu anda onların hepsini yazıyoruz. Hafta sonu yazıyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımız geldiklerinde bu yazılar aslında elinde hazır olacaklar. Eğer araziye gidilmesi gerekiyorsa o zaman vatandaşımızla beraber araziye gitmek istiyoruz. Çünkü biz araziye gittiğimiz zaman belki de araziyi bilmeyeceğiz. Belki de yanlış parsele gideceğiz. Dolayısıyla vatandaşımız bunu kendi arazisini bildiği için hemen bizi şu anda araçlarımız konusunda hiçbir problemimiz yok. Biz hemen araçlarımızla vatandaşımızın yanımıza alacağız. Kendi resmi araçlarımızla. Şu anda aşağı yukarı 80-90 tane aracımız var bizim. Dolayısıyla araçlarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Kiralık araçlarımız var. Biz vatandaşımızı yanımıza alacağız. Hiç onun aracını kullanmamıza gerek yok. Direktmen arazisini gidip görüp geleceğiz. Ve satışla ilgili durumu kendilerine rapor edeceğiz. Peki arazi satış çok fazla oluyor mu müdür bey böyle? Şimdi tabii ki şeye bakmak lazım. Tapu müdürlüğünde çok acaba 2013 yılında acaba? Bu alım satım işlemleriyle ilgili ne kadar dosya işlem görmüştür? Şu anda bunu bilmiyoruz ama biz şunu biliyoruz ki 15 gün içerisinde, 14 gün içerisinde 600 tane dosyanın olduğunu biliyoruz. Yani ayda zaman 1000'e yakın tarım arazisi satılıyor. Yani, ortalama yani. Ortalama dersek demek ki 1000-1200 tane 1200 alım satım işlemi gerçekleşiyor. Yani en azından bu şu anda bizim kanaatimiz. Belki de daha farklı, belki de daha az da olabilir, daha fazla da olabilir ama kanaatimiz şu anda 15 günde eğer 600 tane dosya bizim elimize geçmişse demek ki ayda 1000-1200 tane satış yapılıyor yani. Evet. Peki müdür bey, bununla ilgili son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey varsa destekleme ve kulaklığa geçeceğim. Var mı? Ben, özellikle eklemek istediğiniz başka bir konu var bununla ilgili. Özellikle vatandaşlarımız çok fazla yorulmasınlar. Bir mesaj vermek isterseniz. Gaziantep'teki bütün halkımıza şunu arz etmek istiyorum. Bununla ilgili kirli bir bilgi vardı. Herkesin kulaktan dolma bir bilgiye sahipti. Biz burada özellikle bu programdaki amacımız bu bilgiyi ilk ağızdan uygulayıcı olarak bakanlığımın çıkarmış olduğu bu kanun kapsamında ilimi temsilen il müdürü olarak ben bu konuları arz etmek istedim. Eğer bu konularla ilgili tekrar bilgi alışverişinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız ya da satış yapmak isteyen arazi sahiplerimiz olursa ben 24 saat hem telefonumuz numaramızda verebiliriz hem de İl Tarım Müdürlüğümüzde kapımız sonuna kadar açık. Lütfen gelin bu bilgi alışverişinde bulunalım. Hem oturalım bir çay içelim, hem sohbet edelim, hem de bu konu hakkında detaylı bir şekilde size bilgi verelim. Biraz bir 3-5 gün daha sabır istiyoruz, zaman istiyoruz. Bu konu hakkında da ben herkesten özür diliyorum. Ama ciddi manada biz şu anda elimizi taşın altına koymuşuz. Sağ olsunlar, sizler de bize destek çıkıyorsunuz. Şu anda burada böyle bir durumu arz etmek için bize böyle bir zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Sayın vekillerimiz ciddi manada bize destek çıkıyorlar. Sayın valimiz, vali yardımcımızla toplantılar yapıyoruz. Emlakçılar odasıyla, kadastro müdürlüğüyle, tapu müdürlüklerimizle, ilçe tarım müdürlüklerimizle çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ciddi manada mesai gözetmeden çalışıyorlar. Ben herkese buradan teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili tahmin ediyorum ciddi manada bir açıklama yaptık. Evet, hemen süremiz daralıyor. Destekleme ile ilgili bir müjde var herhalde vereceğimiz efendim. Destekleme konusunda 2 gün içinde yapılacak ödemeler var. Gelen para var herhalde yanılmıyorsam. Evet. Nedir efendim desteklemelerle ilgili? Efendim, tabii şu anda bunu da sorduğunuzda biraz yüzümüz güldü. Biz de vatandaşımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecek. Hı-hı. Çiftçimizin yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecek. Şu anda bazı prim ödemeleriyle ilgili hemen bir durum arz etmek istiyorum. Yani geçen hafta Cuma'dan bu yana bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 20 milyon TL destekleme ödemesi yaptık. Ve şu anda ben belki birçok çiftçimizin, birçok vatandaşımızın bu desteklemeden haberi yok. Çünkü saat 4 itibariyle hesaplarına geçti. Eğer bankamatik kartı olanlar var ise bu paralarını alacaklardır. Ya da bankamatik kartı olanlar yok ise pazartesi günü ilk saatlerde bankadan bu paralarını çekebilirler. Normalde bu para ne zaman gelecekti peki? Bunlar için normalde, sürpriz oldu. Evet, ben hemen şunu arz edeyim. Bizim de burada göreve yeni başlamamızda sayın vekillerimizin de ciddi desteğiyle, sayın valimizin de ciddi desteğiyle aşağı yukarı bir ay boyunca süren bir çalışma olması gerekirken bakanlığımızdan da sayın bakanımıza da buradan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz icmallerimizi gönderdiğimiz çarşamba günüydü. Bugün Cuma günü, 2 gün içerisinde ciddi manada bir çalışma sonucunda 2 gün içerisinde bu paraların tamamı hesaplara aktarıldı.
32 bin çiftçinin hesabına para aktarıyor. Ne kadar efendim toplam? 20. Toplam şu anda 20 milyon TL. Bu 32 bin çiftçinin tamamına değil. Onu hemen arz edeyim. Bu prim desteklemesini hak eden vatandaşlarımız için. 32 bin içerisinde evet. Hak eden vatandaşlar. Burada bu prim desteklemesi neyi kapsıyor onu arz edeyim. Bir pamuk desteklemesi vardı. Pamuk desteklemeleri aktarıldı. İkincisi dane mısır desteklemesi vardı. Üçüncüsü hububat ve baklagil desteklemesi vardı. Şu anda bunlarla ilgili bir problem kalmadı. Ayrıca bir müjde daha vermek istiyorum. Bizim torba yasayla beraber bir geçici üçüncü maddemiz çıkmıştı. Bu geçici üçüncü maddede şöyle bir atıfta bulunuyordu torba yasada. Daha önce desteklemesini alamayanlar, çiftçilerimizin de destekleme ödemelerinin yapılması için tespitlerimiz oldu. Ve biz birebir bu tespitlerimizi de gerçekleştirdik. İnşallah haftaya salı ya da çarşamba günü bu şekildeki bir hızımızla salı ya da çarşamba günde 1.7 milyon TL'yi de tekrar daha önceki yıllarda desteklemesini alamayan vatandaşlarımızın da hesabına bu parayı aktaracağız. Haftaya salı ve çarşamba. Haftaya salı ya da çarşamba günü. Bu müjdeyi de veriyorsunuz evet, orada. Çünkü şu anda biz icmallerimizi tamamladık. Pazartesi günü itibariyle inşallah icmallerimizi Ankara'ya iletmiş olacağız. Ve 1-2 gün içerisinde de 1.7 milyon TL'yi de daha önce destekleme alamamış olan vatandaşlarımızın tespitlerini yaptık ve onların hesaplarına da bu parayı aktaracağız. Evet, güzel bir müjde verdiniz efendim. Hemen son olarak... Yani bu kadar sıkıntının üzerinde de böyle bir güzel, müjde olsun ki biraz rahatlayalım dedik. Evet. Son olarak kuraklıktan dolayı Gaziantep'te yapılan ilk tespitte 10.700 çiftçinin kuraklıktan etkilendiği evet. ve bunların faiz bankalara olan, kooperatiflere olan borçların ertelenmesi söz konusuydu. Evet. 10.700 kişiyle ilgili ne gibi çalışma yapılıyor şu anda hemen son olarak? Efendim bununla ilgili hemen şu anda ne kadar zamanımız var onu bilmiyorum ama. Buyurun siz. Evet biz bununla ilgili ilçe hasar tespit komisyonlarımızı oluşturduk. Hı hı. Ve ilçe hasar tespit komisyonlarımızda hem kuraklıktan dolayı hem doludan dolayı özellikle Antep'te ciddi manada birkaç sefer üst üste daha dün Karkamış ilçemizde dolu yağışı oldu ve oradaki arazilerimize meyve bahçelerimize özellikle zarar verdi. Dolu yağışından don oldu bir ara özellikle seçimlerin olduğu gün akşam çok evet, soğuk akşam evet. çok ciddi manada bir soğukluk oldu don oldu dolu yağışı doludan dolayı oldu efendim kuraklıktan dolayı oldu şimdi biz bunların tamamının bütün tespitlerini tek tek şahıslar bazında ve parsel bazında yaptık şu anda ilçe hasar tespit komisyonlarımız yapılan çalışmaların tamamını o 10.700 kişiyi şu anda ilave olarak maalesef üzülerek söylemek istiyorum. Karkamış'ta da dün yağan doludan dolayı da 8-10 tane köyümüzde Yazır köyümüz, Yaşar köyümüz, Erenyolu köyümüz, Kelekoğlu köyümüz, Elifoğlu köyümüzde, Tosunlu, Savaş, Örmetaş ve Ecele köylerinde de tahmini olarak yapmış olduğumuz çalışma sonucunda 13 bin ile 15 bin dekar arasında %30 ile %40 arasında bir zarar olduğunu dün itibariyle hemen dolu zararı. Dolu zararının olduğunu tespit ettik. Ve bu vatandaşlarımızın da mağduriyetini giderilebilmesi için hemen çalışmalarımızı başlattık. Ve şu anda o çalışmalarımız da devam ediyor. Hasar tespit, ilçe hasar tespit komisyonlarında bunu da kuraklık desteklemesine tabi tutacağız. Ve daha sonra bu yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda tarım kredi kooperatiflerini ya da Ziraat Bankası'na olan borçlarının faizsiz bir şekilde bir yıl ertelemesi gerçekleşecek. En azından bu kuraklıkta sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız bir yıl boyunca bu borçlarını ertelemiş olacaklar. Eğer borçları var ise bu da kendilerine ciddi manada bir rahatlık sağlamış olacak. Şu anda tespitler yapıldı, bitti her şey değil mi efendim? Efendim tespitler bitti. Sadece şu anda Karkamış'ta az önce arz ettiğim gibi 9-10 tane köyümüzün tespitlerini ilave edeceğiz. İlave edilip ondan sonra. Ve şu anda biz dün itibariyle Sayın Valimizin onayına İl Hasar Tespit Komisyonumuzun onayını sunduk. Sayın Valimiz sağ olsunlar hemen anında İl Hasar Tespit Komisyonlarının onayını imzaladılar ve bize de talimat verdiler. Dediler ki Sayın Müdürüm bir an önce biz bu işlemi bitirelim. Biz şu anda haftaya inşallah bu hasar tespitleriyle ilgili de bütün çalışmalarımızı İl Hasar Tespit Komisyonumuzda da bu konuları gündeme alıp maddeler halinde hem Ziraat Bankası'na hem tarım kredi kooperatiflerine borcu olanları isimlerini bildireceğiz. Hem de bakanlığımıza bu konuda bilgi vermiş olacağız. Efendim son olarak kuraklıktan dolayı Gaziantep'te buğday rekoltesinde çok fazla bir düşüş olacak mı? Bekleniyor mu? Mesela yüzde kaç? Şimdi tabii ki kuraklık olması nedeniyle rekoltede bir düşüklük bekliyoruz. Ama bunun çok ciddi yansımalarını beklemiyoruz. Çünkü
Asıl ovalarımızda diyelim ki bir Karkamış Ovası'nda, Nurdağ Ovası'nda çok ciddi problemlerimiz olmadı aslında. Ama şu anda kuraklıktan dolayı gerçekten de zarar ziyanımız var. Rekoltede biraz düşüklük bekliyoruz ama ciddi bir etki olacağı kanaatinde değil. O kadar çok büyük değil yani. %50-60 oranında yok, değil yok, herhalde. Yok değil efendim. Yani biz burada birçok vatandaşımızın da bu kanundan, bu çıkan Bakanlar Kurulu kararından faydalanabilmesi için buna dahil ettik. Ama köyler bazında tek tek tespitler yapıldığı zaman zarar ziyan oranlarımız aşağı yukarı %30 civarlarında. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler paylaştınız efendim. Son olarak buradan vatandaşlara, çiftçilere özellikle, köylere evet, ne gibi mesajınız var? Efendim ben öncelikle Antep'e bu görevi devralırken hizmet edeceğim ve ben bununla gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Çünkü bildiğim bir şehirde, daha önce 14 yıldır burada çalışmış olmam münasebetiyle, bildiğim bir konuyla ilgili bilgi birikimine sahibim. İnşallah sizlerin de desteğiyle ciddi manada hizmet etmek için çaba sarf edeceğiz. Ben burada bir durum daha arz etmek istiyorum. Tabii. Daha önce Antep'te hiç uygulanmamış bir durumdu. Şu anda bunun projesi içerisindeyiz. Yani bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Çıkan Bakanlar Kurulu kararı genelde tarımsal amaçlı ürünlere atıfta bulunur. Yani kuraklıkta zarar gördüğü takdirde tarımsal ürünlerden baz alırız. Yani biz gideriz çiftçinin buğdayı, arpası, mercimeği, nohutu var ise, örnek veriyorum, buradaki zarar ziyanı tespit ederiz. Ama şu anda yapmış olduğum bir çalışma ile bugün de bizi ziyarete gelen Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir görüşü beyan etmek istiyorum. Gerçekten bu durumda aslında hayvancılık işletmeleri de zarar görüyor. Şimdi hayvancılık işletmeleri nasıl zarar görüyor hemen onu arz edeyim. Mesela bir ara saman fiyatları ciddi manada fiyatları yükseldi. Yem fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla kuraklık olması nedeniyle elde ettiğiniz ürün az olduğunda bu ürünün satışında, fiyatında artış oluyor. Şimdi o zaman hayvancılıkta da girdi maliyetleri artmış oluyor. Girdi maliyetleri artarken satışta artış olmuyor. Hatta bir ara süt fiyatlarında 10 kuruş aşağı düşmüştü. Şu anda süt fiyatlarına baktığımız zaman birçok işletmenin zarar demeyelim ama çok fazla kar ettiğini de görmüyoruz. Çünkü girdi maliyetleri yüksek olunca süt fiyatlarında baktığımızda tabii ki piyasada şu anda 1 litre süt 2 liraya 2,5 liraya satılıyor olabilir. Ama önemli olan işletme sahibi olan kişilerin satmış olduğu fiyat. Şimdi burada da şunu yapmaya çalışıyoruz. Evet burada da ciddi manada 2008 yılından bu yana, 2009 yılında başlamak kaydıyla hayvancılık işletmeleri kuruldu. Mesela ben onunla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce 2008-2009 yıllarında yaklaşık 40 bin adet büyükbaş hayvanımız varken şu anda 2014 yılı 150 bin büyükbaş hayvanımız var. Ve bu ciddi bir kapasite, ciddi bir artış. Şimdi dolayısıyla buraya da bu hayvancılık yapan işletmelere de bizim de destek çıkmamız lazım. Hı hı. Biz şu anda şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu durumu hemen hazır etsin. Evet, bu durumu şöyle arz edeyim. Bu hayvancılık işletmesi yapan vatandaşlarımızın ya da çiftçilerimizin, hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın da Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları bir kredi var ise biz bunların kredilerinin de ertelenmesi için şu anda ciddi bir çaba içerisindeyiz. Bu Türkiye'de yok değil mi bu uygulama şu anda? Yani şu anda Antep'te daha önce uygulaması yoktu. Siz bunu Türkiye genelinde başarırsanız Türkiye genelinde herkes faydalanmış olacak. Tabii onu şu anda bilemiyorum. Türkiye genelinde emsal teşkil edebilir. Onu şu anda yorumunu tam açamayacağım ama en azından ben bunu Antep halkı için, Antep'te hayvancılıkla uğraşan ve hayvancılıkta şu anda destek bekleyen vatandaşlarımıza böyle bir müjde vermek istiyorum. Evet ben kurumum olarak şu anda ciddi bir çalışma içerisindeyim. İnşallah hem MERA tespit komisyonlarımızda hem de hasar tespit komisyonlarımıza bu konuyu gündeme getiriyoruz. Şu anda bilgi notlarımızı hazırlıyoruz, raporlarımızı hazırlıyoruz. Ve bunlarla bu komisyonlarımıza değerlendirmelerimizi yapacağız. Komisyon sonucunda almış olduğumuz kararı hem bakanlığa hem Ziraat Bankası'na hem Tarım Kredi Kooperatiflerine bildireceğiz. Bununla ilgili %100 bir bilgi yok hayvancılıkla ilgili. Bunu net ifadelerle söylemek istemiyorum. Çünkü çaba gösteriyorsunuz sadece. Bunun için şu anda çaba sarf ediyorum. Hı hı. Bunun olması için de elimizden geleni yapacağız. İnşallah ümit varım. Böyle bir çalışma da olursa
Tekrar sizinle beraber de böyle bir program yapıp bunu da şey yaparız. Efendim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için, böyle bir programı beraber gerçekleştirdiğimiz için. Suçu lisan ettiysek herkesten özür diliyoruz. İnşallah daha başka programlarda verimli çalışma yaparak, güzel bilgiler vererek, müjdeli bilgiler vererek tekrar beraber oluruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ve önemli bilgiler paylaştınız efendim kamuoyuyla. Evet sevgili izleyiciler, konuğumuz Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Mehmet Karayılan'dı. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve bir başka programda buluşmak üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.